Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Belesi Drone'dan bahsedeceğim. Nasıl satın alırsınız, hangi ayarları yapmanız lazım, nasıl oynanır, bunlarla ilgili size bilgiler vereceğim. İlk önce Belesi Drone'u burada yazan sitesinden alıyoruz. Siteye girdikten sonra kayıt alıyoruz. Kayıt olduktan sonra şurada shop var. Shop'a basıyoruz. Almamız gereken lisans bu. 17 pound'da bunu satın alıyoruz. Diğerlerini almanıza gerek yok. Bunlar gereksiz kontentler. İşte mikro drone uçurmalar var. Mega class var. Özel haritalar var. Bunlara ihtiyacınız yok. En önemli olan şey buradaki lisans. Bunu satın aldıktan sonra download'a giriyoruz. Burada Windows olduğu için Windows için olan versiyonu indiriyoruz. Son versiyonu. İndirdikten sonra size Launcher Exe gelecek. Bunu indireceğiz. Bunu indirdikten sonra çalıştırıyoruz. Yaklaşık 15-20 GB'lık bir güncelleme yapacak. Bu güncelleme bittikten sonra buraya Play tuşu gelecek. İlk önce şunu belirteyim. Bazı arkadaşlar bu Launcher Exe'yi kullanmıyor oyunu çalıştırken. Şurada app'in içerisinde Belesi Drone Exe var. Bunu masa üstüne kısıyor, atıyorlar. Onu çalıştırıyorlar. Ondan sonra yeni bir güncelleme çıktığı zaman diyorlar ki oyun çalışmıyor. Oyunun çalışmama nedeni buradan oyunu açmaya çalışmanız. Mutlaka her zaman Launcher'ı çalıştırmanız lazım. Launcher'ı çalıştırdığım zaman çünkü yeni bir patch çıktı mı çıkmadı mı onun kontrolünü yapıyor ve indirmesini yapıyor. Şimdi oyunu çalıştırıyorum ben. Evet, oyun açıldı. İlk önce Options'a gelelim. Ayarlarını göstereyim. Ve geldiğim zaman ilk önce Full Reset yapıyorum ki daha iyi anlatabilirim size. Bütün ayarlarımı şu anda sıfırladım. Sıfırlayınca oyundan attı. Oyunu tekrar açıyorum. İlk yaptığım şey direkt müziği kapatmak oldu. Çünkü çok rahatsız edici bir müzik var. Ondan dolayı hemen müziği kapattım. Şimdi preset yaptığımızda, yani size oyunu ilk yüklediğinizde direkt bu ayarlar geliyor. Yapılması gereken ayarları hep beraber yapacağız. Şimdi dili dokunuyorum. Gamepad mode. PlayStation joystick'i bağlayıp ya da Xbox joystick'i bağlayıp oynayanlar var. Eğer elinizde kumanda yoksa bu şekilde bunu aktif ettiğiniz zaman oynayabiliyorsunuz. Gate Navigation. Bir gate'den çıktığınız zaman bir sonraki gate'i gösteren bir quad resmi çıkıyor. Onu zaten oynarken size göstereceğim, anlayacaksınız. Onu açıyoruz. Bu açtığımız navigation'ın rengini ayarlıyor. Yani bu renkler çok düzgün renkler değil. Maalesef çok fazla net gözükmüyor. Ama standart orange bırakıyorum, turuncu renk. Burada beyaz var, sarı var. Çok açık bir mavi var. Neden koyu renkleri seçmiyorlar burada? Siyah yok. Bu şekilde yapmışlar. Neden böyle yaptıklarını da anlam açıkçası veremiyorum. Buraları ellemiyoruz. Kamera ve teknoloji zaten sıfır geliyormuş. Bunu açarsanız normal analog sistemlerdeki parazitin birebir aynısını simüle eden bir şey geliyor. Çok gereksiz bir şey. Kapalı olmasında fayda var. Ben burada ses ve müzik efektlerini çok düşürüyorum. Çünkü oyunu oynarken aynı zamanda müzik dinliyor. Bunun nedeni bazen 1 saat bazen 2 saat antrenman yapıyorum. Ve sadece motor sesini duymak açıkçası çok fazla beni motive etmiyor. Ondan daha canlı, böyle hızlı müzikler dinliyorum ki oynarken bir yandan da beni motive etsin. Ondan dolayı sesleri kısıyorum. Her gate'den geçtiğin zaman geçtiğini anlayabilmek için bir ses çıkartıyor. Onu da ping yapıyorum ben. Tamam, sizin tercihiniz çok önemli. Burada stickler zaten modifiye. Auto leaderboard time upload bu önemli. Şimdi single crash oynuyoruz biz. Single crash oynadığımız zaman yaptığımız süre otomatik sisteme upload olması lazım. Performansını görmek için mutlaka açmanız lazım. Eğer açmazsanız pisti tamamladığınız zaman size bir ekran çıkıyor. Orada sürenizi upload etmek istiyor musunuz diye bir tuş var. Basarsanız manuel olarak her seferinde elle basmanız gerekiyor sürenizi. Ama yes yaptığınız zaman otomatik upload ediyor. Bence güzel bir özellik. Açmanızı tavsiye ederim. Burada countdown var. Ben bunu direkt kapatıyorum. Immediate start yapıyorum. Yani reset dediğiniz anda yarış direkt başlıyor. Üçten geriye saymıyor. Bu önemli. Üçten geriye sayması benim için çok büyük bir zaman kaybı. Çünkü bir an önce istediğim süreyi yapıyorum. Süreyi yapmak istiyorum. Sürekli uçayım istiyorum. Ama üçten geriye saydığı zaman yarıştan soğuyorum. Beklemek zorunda kalıyorum. Bir de biraz aceleci bir insanım. Ondan dolayı direkt immediate start yapıyorum. Bu
Burada başka bir ayarımız yok. Geçiyorum ekran ayarlarına. Otomatik ayarı açmıyorum. Şurada bir herz olayı var. Benim monitörüm 144 Hz. Bundan dolayı ben 144 Hz'i mutlaka aktif ediyorum. Şöyle aktif ederken de şuna dikkat etmeniz lazım. Diyelim ki normal standart 60 Hz monitörünüz var. Yeni monitör aldınız 144 Hz. Ama burada ne kadar 144 yapsanız da oyuna giriyorsunuz. Bir türlü 144 Hz aktif olmuyor. Aktif etmenin ilk yolu şu. Görüntü ayarlarına giriyorsunuz. Görüntü ayarlarında aşağıda gelişmiş görüntü ayarları var. Burada yenileme hızı var. Yenileme hızı ilk monitörü aldığınızda ilk monitörü burada 60 Hz olarak gelecek. Bunu bir kere 144 Hz olarak aktif etmeniz lazım. Burayı aktif etmezseniz oyunda da aktif olmaz. Şimdi oyunda nasıl aktif olduğunu göstereyim size. Bunu sağlamasını yapalım. Burada Quick Start'a basıyorum. En son seçmiş olduğum drone ve en son ayarlarında en son haritayı direkt açacak otomatik. Oyun açıldığı zaman F12 tuşuna basıyorum. F12'ye bastığım zaman burada FPS'im geliyor. Şu anda mesela 144 Hz'i aktif etmemişim. 144 Hz'i aktif ettiğiniz zaman mutlaka FPS'im de burada 144 olması lazım. Eğer bu şekilde değişken olursa siz şu anda 144 Hz'in özelliklerini, o yırtılma özelliğini kullanmıyorsunuz. Mutlaka buranın 144 olması lazım. Bir de şu da var. 144 Hz'in altında bir değer alıyorsanız 144 Hz bir monitör almanıza gerek yok. Çünkü bu özelliği kullanamayacaksınız. Kullanabilmenizin en azından bir 150-160 FPS'leri görebiliyor olmanız lazım. Çünkü bazen haritanın bazı yerlerine geldiğiniz zaman, kapalı alanlara, açık alanlara ve değişken yerlere geldiğiniz zaman FPS bazen artıyor, bazen azalıyor. 144 Hz'in hiçbir zaman altına düşmemesi lazım. Eğer düşerse yine monitörünüzün özelliğinden faydalanabilirsiniz. Şimdi menüye tekrar geri dönüyorum. Evet. 1080p de oynuyor. 144 Hz yaptım. Ama bunu yapmakla da bitmiyor. Dedim ya 144 Hz'e sabitlemeniz lazım. Sabitlemek için de şu özelliği açıyorsunuz. Açtığınız zaman Apply diyor. Hemen bir denemesini yapalım. Oyun açıldı. F12'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi FPS 144'e sabitlendi. Tekrar menüye geliyorum. Şimdi kalite seviyesi. Eğer bilgisayarınız çok hızlı değilse bunu testsiz yapabilirsiniz. Yani kaç FPS aldığınıza bağlı ya da görüntü zevkinize bağlı olarak bunu değiştirebilirsiniz. Benim bilgisayarım çok hızlı olmasına rağmen ben görüntünün daha akıcı olmasını seviyorum. Çok kaliteli, gerçekçi görüntü çok sevmiyorum. Ondan dolayı fastest yapıyorum. Tam ekran. Bunu da 144 açısına koyuyorum. Başka ayarlara bakalım. Zaten ağaçları çok kaliteli görmeye gerek yok. Suyu çok kaliteli görmeye gerek yok. Bunlar direkt kapalı. Açtım. Zaten standart ayarlarda, default ayarlarda da kapalı geliyor. Burada açmam gereken bir şey var mı? Hide mouse pointer çok önemli. Şimdi yarışı başlattığım zaman mouse eğer ekran ortasındaysa hep burada kalıyor. Gitmiyor. Ve gözüm buna takılı kalıyor. Takılı kaldığından dolayı da düzgün uçamıyorum. Mouse'u böyle en sağa atıp kaybetmem gerekiyor. Bunu yapmak yerine şurada güzel bir özellik koymuşlar. Otomatik kapatma. Bunu açıyorum. Yarışı starta verdiğim zaman şu mouse bir anda yok oluyor. Okey diyelim. Gördüğünüz puan değerlerini. Bu sizin renginiz. Drone'unuzun rengi. Benim mavi takıntım var. Ondan mavi seçiyorum. Bu Crazy Dog'da kalmasını tavsiye ederim.
Onun için bu ayar gayet iyi. Elimi sürmüyorum. Kamera açısı 115. Ben 115'te uçuyorum zaten. Aynen. Bunun şöyle bir özelliği var. Yani avantajı var. Bilmeniz lazım. Bu fovu düşürdükçe görüntü çok daralıyor. Çok fazla bir yeri göremiyorsunuz. Biz bunu yükseklerde kullanıyoruz ki bir geyikten çıktığımız zaman ondan sonraki gelen geyiği net bir şekilde görebilmemiz lazım. Bu fovu arttırmanın yararı o. Bazı yarışçılar gidiyorlar 125'lerde falan uçuyorlar. Bunun da nedeni işte zaten videolarda görüyorsunuzdur. Bir geyikten çıktığınız zaman bütün etrafı, her tarafı çok net bir şekilde görebilmeniz. Ama onun da bir dezavantajı var. Çok uzaktan bir açıyla görüyor olduğunuz için geyiklerden geçmekte zorlanabilirsiniz. Çünkü geyikler çok dar gözükmeye başlıyor. Şimdi kendi zevkinize, ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Ben 115 benim için uygun. Bunu yapacağım başka bir yerler var mı? Bu kolun arkasından bir iz çıkartıyor. Bu iz beni rahatsız ediyor. Ondan dolayı açmıyorum. Başka bir ayarda yapıyorum. Şimdi gelelim kontroller kısmına. Kumandayı bağlıyorum buraya. İlk önce kumanda yapıyoruz. Kumandayı açmadan USB kablosunu takarsanız bu sefer farklı bir moda geçer. Ondan dolayı öyle bir şey yapmayın. Kumandayı bak. Gördüğünüz gibi zaten direkt geldi. Ben buradan siz stickleri nasıl atayacağınızı göstereceğim. Diyelim ki kumandayı hiç tanımadım. Yine bu gelecek. Şurada Radyo Master benim kumandamın adı. Siz de kendi kumandanızı mutlaka görmeniz lazım. Eğer siz burada kumandanızın ismini görmüyorsanız Windows Phone'larda bir klasik problem var. Bazen benim de buradan gidiyor kumandam. Tekrardan yapmam gerekiyor. Açıklama kısmına ben bir video linki koyacağım. O videoyu izlediğiniz zaman kumandanızı çalıştırabileceksiniz. Şimdi Assign Stick diyorum. Bunu dediğim zaman buradaki toplar hareket edecek. Ben de kumandamda bu topların hareketini takip edeceğim. Bastım. Aşağı çapraz, yukarı çapraz, aşağı çapraz, yukarı çapraz. Şimdi diyor ki stickleri ortalayın. Ortaladım. Stick'i takip et diyor. Yani şu biraz önce sağa gitti ya, takip ediyorum. Sağdaki stick'le sağ yaptım. Şimdi yukarı yaptım. Soldaki stick'i sağ yaptım. Soldaki stick'i yukarı yaptım. Tamam, tekrar ortala diyor. Ortaladım. Rol hareket ettir diyor. Et dedim. İç hareket ettir diyor. Bu arada şuradan da görebilirsiniz yaptığım hareketi. İç hareket ettirdim. Yava hareket ettir diyor. Ettirdim. Throttle hareket ettir diyor. Ettirdim. Şimdi bütün hepsini doğru yapmış mı? Bunları kontrol edeceğim. Sol, sağ, yukarı, aşağı. Sol isteğe gelin. Sol, sağ, yukarı, aşağı. Tamam. Maksimumlarına da bakıyorum. Herhangi bir problem yok. Tamam. Stickleri atadım. Şimdi benim bir de Start düğmesini eklemem lazım. Vegas'a giriyorum. Burada Start Race var. Bunu bir kere basıyorum. Üçlü bir switch'im var. Bunun ben yukarı pozisyonunda yarışı başlatmayı tercih ediyorum. Ve Start'a basıyorum. İlk önce Remove deyip size daha net anlatayım. Remove dedim. Tekrar basıyorum. Diyor ki stick'i ortala. Yani switch'i ortala. Orta pozisyonuna getirdim. Yukarı yaptım. Direkt kaydettim. Tamam, şu an işim gitti. Diğerlerini kullanmıyorum ama isterseniz ekleyebilirsiniz. Başka özellikler, başka seçenekler de var burada. Şimdi ayarlarıma geçmeden önce şurada size bir track editörü göstermek istiyorum. Benim internetten bir yarışa katıldınız. Genelde Discord'da oluyor bu muhabbetler. Discord'da diyorlar ki işte haritanın adı bu. İndirin, süre yapın diyorlar. Bir saat boyunca çalışıyorsun. Ondan sonra senin süreni otomatik alıyorlar. Sürene göre rakiplerini belirliyorlar. Şimdi buraya gittikten sonra download track'e giriyoruz. Haritanın adını zaten Discord'da veriyorlar. Haritanın adını buraya yazıyoruz. Arada bastığım zaman burada çıkıyor. Şimdi isim yaz bana Arapça. Böyle yaptığım zaman şurada date seçili zaten. En son yapılan haritalar listelenecek. Arattır diyorum. Haritalar geldi. En son bu haritalar yapılmış. Mesela örnek olarak buradan bir tane harita seçelim. Şu haritayı seçelim. Neredeymiş? Dynamic Weather'daymış. Gördüm. Haritanın adı da bu. İndire bastım. Tamam. İsmi de
Dynamic Weather. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Single'a geldim. Cihazımı seçtim. Buradan Dynamic Weather'ı seçiyorum. Neydi? Depth'i. Zaten yeni yüklediğiniz harita turuncu işaretli gelir. Aklınızda bulunsun. Bakın buraya depth olarak geldi. Şurada da Custom diyoruz. Çünkü Track Editor deneyim. Evet, ayarlarımız bu şekilde. Şimdi oyuna başlayabiliriz. Single Play diyorum. Burada bir drone seçmemi istiyorum. Ben bu drone istemiyorum. Şuradan yeni pad ekliyorum. Benim biraz renk takıntım var. Maviyi çok seviyorum. Ondan dolayı şurada bir fark ediyoruz. Evet, bu. Hem görüntüsü güzel hem de mavi. Çok sevdiğim bir renk. Ondan dolayı ben bunu seçiyorum. Başka hiçbir anlamı yok. Bütün buradaki dronlarla aynı şekilde uçabilirim. Hiçbir fark yok. Seçtim bu modeli. Modeline bir isim ver diyorum. Yazalım isim. Yine Edit Setting'e geliyorum. Ayarlarını yapacağım. Yani şuradaki ayarları hiç ellemenize gerek yok. Çünkü siz yarışı başlattığınız zaman zaten bu ayarları şöyle yapsanız bile bunu otomatik kendisi yüze düşürüyor. Siz görmüyorsunuz ama otomatik düşürüyor. Çünkü buradaki ayarlar bazen dezavantaj, bazen avantaj sağlayabilir. Single player oynadığınız zaman, yani leaderboard'a karşı oynadığınız zaman bütün yarışçıların aynı şartlarda yarışmasını istediklerinden dolayı bütün bu ayarlar zaten resetleniyor. Ekleyemiyorsunuz. Ondan dolayı çok oynamanıza gerek yok. Değiştirebildiğiniz şey Prop ve Profile. Dünyada en çok kullanılan Prop burada 51-46. Yani bütün Prop'ları ben denedim. En düzgün uçanı 51-46 zaten. Buradan da Profil 1 diyorsunuz. Profil 2-3 arasındaki farkları çok anlatamayacağım size. Kendiniz deneyip hissiyattaki farkları anlayabilirsiniz. Ama en hızlı ve en stabil uçan ayar bu. Bütün pilotlar bunu uçuyor. Ondan size de bu ayarı tavsiye ederim. Onun haricinde burada değiştirebileceğiniz başka bir şey var mı diyorum. Kamera açısı ben 65 derece uçuyorum. Eğer yeni başladıysanız 20-25, hızlandıkça 35-40 yapmanızı tavsiye ederim. Direkt 65 ile başlarsanız bütün bildiğiniz her şeyi unutursunuz ve çok zorlanırsınız. Hatta hobiden bile soğuyabilirsiniz. 65 yapınca gaza dokunduğunuz anda direkt drone yere çarpacak. Yere vuracak. Yerden kaldırmanızda o dinamikleri anlayabilmek bayağı uzun sürecek. Onun için 25'lerden falan başlamanızı tavsiye ederim. Direkt 65'ten kesinlikle başlamayın. Bunun haricinde burada değiştireceğimiz başka bir ayarı. Okey diyorum. Drone'u seçiyorum. Şimdi size tavsiye edeceğim harita şurası. Buradaki bütün haritaları oynayabilirsiniz. Ama en çok oynamanızı tavsiye edeceğim şu seri. Özellikle yeni başlayanlar için. Bu seride uçun. Atıyorum ilk 20'ye girmeye hedefleyin. İlk 30'a girmeye hedefleyin. 20'ye girdiniz mi? İlk 15'e girmeye hedefleyin. 15 mi oldu? İlk 10'u zorlayın. Yani bu haritalarda oynayın. Baktınız tamam. Hedefinize ulaştınız. İlk 20'ye girdiniz. Sonra bir sonrakine geçin. Sonra diğerine geçin. Ama direkt birden ona atlamayın. Adım adım gidin. Acele etmeyin. Ya şimdi ben bu haritayı göstereyim size. Bunu seçiyorum. Seçtikten sonra game'in buradan tipini seçmemiz lazım. Şimdi burada bir sürü farklı mod var. Bunların hiçbirini tavsiye etmiyorum. Open Class oynamayın zaten. Bu Open Class'ı seçtiğiniz zaman drone seçerken ki bir ayarlar vardı ya, 100 yapıyordunuz, 120 yapıyordunuz. Onları değiştirdiğiniz zaman burada test edebilirsiniz onları. Ama bizim amacımız ne? Leaderboard. Leaderboard'da diğer yarışçılara karşı savaşacağız. Onun için Single Class seçeceğiz. Single Class'da peki hangisi? Buradan Lap'i seçiyorum. Ve bir de tek tur yapıyorum. Üç tur da yapabilirsiniz. Size kalmış. Ama ben tek tur üstünden oynuyorum. Arming'i isterseniz normal durumdaki bir manevra kullanabilirsiniz. Ama ben uğraşmayı sevmiyorum. Oto olsun benim için daha iyi. Seçtim. Şimdi oyun içindeki drone ayarlarından bahsedeceğim. Bir PID kısmından. Buraya geliyorum. Şu P ve D kısmını zaten hiç ellemenize gerek yok. Sadece I kısmıyla oynuyorum. I nedir? Rüzgar ve dış etkenlere karşı drone'un gösterdiği direnç.
Ben bu direnci arttırıyorum. Yani cihazın daha locked in gitmesini sağlamak istiyorum ben. Yani bir gate'den girerken sağa sola savrulmasını istemiyorum. Robotik bir hissiyat oluşmasını istiyorum. Ondan dolayı da direkt bunu 255 yapıyorum. Yani 255 maksimum. Bu ayarları yaparken de bir gerçeği unutmamak lazım. Şu anda oynadığımız şey bir oyun. Bu bir gerçek bir şey değil. Oynanıyoruz. Gerçek hayatta kendi durumunuzda I ayarını 255 yaptığınız anda uçuş hissiyatı çok kötü olur. Tavsiye etmem. Hatta hiç denemeyin bile. Ama oyunda 255 yaptığım zaman ben bu hissiyattan çok hoşlanıyorum. Ondan dolayı 255 yapıyorum. Red kısımları tamamen kişisel tercih. Ama diyebileceğim şey size şu. Yarışçılar genelde 400 ve 500 derece açı civarında uçarlar. Tek tavsiye edebileceğim konu bu. Ama stin ortasındaki hareketimi daha hızlı olması lazım. Stin dibine doğru gittiğinizdeki hareketimi daha hızlı olması lazım. Bunu kendi hissiyatınıza göre ayarlamanız lazım. Ben şu şekilde seviyorum. Ben de ayarlarımı yapayım. Bir de Expo var. Şimdi Expo'nun ne olduğu da Steam orta kısmını gittikçe öldürüyor. Şöyle ön izlemesinden görebilirsiniz. Arttırdıkça bakın bu kısımları gittikçe köreltti, öldürdü. Diğer kısma gelmiyor ama bir anda aşağıya, bir anda hareket alıyor. Expo'nun olayı bu. Expo'ya mesela elleriniz çok titriyorsa ya da yeni pilotsanız, sağ sol kontrollerini çok iyi bilmiyorsanız 30-35'ten başlamanızı tavsiye ederim. Ben direkt sıfır yapıyorum. Şimdi şu ayarlarda yapacak bir şey yok. Bunlar zaten Angle Mode, Horizon Mode. Bunları kullanmıyoruz. Şurada ben bunu kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Neden sıfır yaptığımı size çok net anlatamıyorum. Siz kendiniz denersiniz. Bir maksimum açarsınız, bir kapatırsınız. Hangi hissiyat sizin daha çok hoşunuza giderse onu seçersiniz. Ben direkt kapatıyorum bunları. Ondan sonra aşağıda başka bir ayarımız var mı? Buralarda başka bir ayarımız yok. Kaydettim. Oyuna girelim. İlk deneme yapalım bakalım. Sizin de stickleri görmeniz için M tuşuna basıyorum. Malatya'nın M'si. Bastığınız zaman burada gördüğünüz gibi sticklerim çıkıyor. Süremi yaptım ama daha önce yaptığım süreden daha iyisini yapamadım. Daha iyisini yapsaydım hemen leaderboard açılacaktı. Süremi otomatik upload edecekti. Şimdi oyunun başka bir özelliğinden bahsedeceğim size. Haritayı değiştirdim çünkü burada bütün yaptığım her şey kayıtlı. Daha önce oynamadığım bir paylan haritası seçeceğim. Bu arada bana soruyorlar, sen sürekli tam gaz açık bir şekilde nasıl uçabiliyorsun, nasıl antrenman yapıyorsun, nasıl bu kadar hızlı uçabiliyorsun diye. Arkadaşlar dediğim gibi bu sadece bir oyun. Gerçek cihazlarınızla oyunu birbirini kesinlikle karıştırmamanız lazım. Oyunda ben sürekli tam gaz gidebiliyorum ama gerçek hayatta gerçek cihazımla kesinlikle tam gaz gidemem çünkü pil buna izin vermez. Ama bunu oyunda gerçekleştirebiliyorum. Bunu peki nasıl gerçekleştiriyorum, nasıl antrenman yapıyorum? Paylanlar sayesinde. Şimdi buradan mesela futbol stadyumundaki bir tane paylanı açalım. Bakalım burada süren var mı? Başka bir paylanı açalım. Şurası olabilir. Hangara bakalım. Thank you.
Mesela nereye gideceğimi bulamadım. Evet, buradan dönem olmuş. Hemen süren geldi buraya. Otomatik upload etti. Eğer o özelliği açmasaydık şurada upload diye bir şey çıkacaktı. Bastığım zaman yine burayı upload edecekti süremi. Ama otomatik olduğu için daha rahat. Daha güzel. Şimdi sürem zaten burada. Sıralamam burada. Tekrar oynuyorum. Bu şekilde sürekli sahneye karşı oynaya kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben genelde kendime ilk 5'e girme hedefi koyuyorum. İlk 5'e girene kadar gerekiyorsa 1 saat, 2 saat, 3 saat, günlerce sürekli deniyorum. Sürekli deniyorum ta ki hedefimi tutturana kadar. Hedefi tutturunca başka haritaya geçiyorum. Başka haritaya kendime hedef koyuyorum. Şimdi bu şekilde deneyebilirsiniz. Şimdi burada başka bir özellik daha var. Sadece süreye karşı değil, kendinize karşı da yarışabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Şurada time attack var. Buraya giriyorum. Şuna basmanız lazım. Bir kere basınca burada best lap diyor. Yani en iyi yaptığınız süreyi gösterecek. Neyin süresini gösterecek? Bir tane daha drone çıkacak ben uçarken. O drone aslında benim en iyi yaptığım sürenin simülasyonunu yapacak. Ve ben ona karşı yarışacağım. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bestler kaldım. Bu arada bir daha basarsanız previous lap'ler, yani bir önce uçtuğunuz uçuşu gösterir size. Tekrar çıkıyorum. Bestler. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi ben yarışı başlattım. Süreyi saymaya başladı. Ama aslında bu gerçek süreyi şu anda ölçmüyor. Ölçüm ilk gate'i geçtiğiniz zaman başlıyor arkadaşlar. Onun için çok panik yapmayın, acele etmeyin. Startta hemen start yapar yapmaz hemen gideyim yarışa başlayayım gibi bir endişeniz olmasın. Zaten fark edeceksiniz. Ben ilk gate'i geçtikten sonra benim ghost drone'u gitmeye başlayacak. Şimdi kayıt alabilmesi için ilk önce bir uçuş yapmanız lazım. Bir turu bitireceksiniz. Yani tabii 3 tur yaptıysanız 3 turu bitireceksiniz. Ben bir tur yaptığım için bir turu bitireceğim. Bitirdiğim zaman benim hem süremi hem uçuşumu, ne zaman, nerede, nereye gitmişim, bütün yaptığım hareketleri kaydedecek. Şimdi başlıyorum. Evet, bitirdim. Sıramda geldi. Uçuşumu da destek olarak kaydettim. Uçuşu izlemeyi de göstereceğim birazdan. Şimdi size ghost'unu göstereceğim. Geldi. Gidiyor. Birileri karartıyorum. Değişti, bitirdi. Ben bunun arkasına gidiyorum. Bu şekilde kendinize karşı bir yarış yapabilirsiniz. Çok eğlenceli oluyor. Ve kendinizi çok iyi geliştirebilirsiniz. Şimdi bir de onu nasıl izleyeceğimizi göstereyim. Yine aynı yere geliyorum. Tarmata. Burada görüntüde diyorum. Ghost düşüşünü. Basıyorum. İzledim. Mesela daha iyisini yapmaya çalışayım. Daha iyisini yapmaya çalışayım. Eğer yapabilirsem ghost uçuşu değişecek. En iyi uçtuğum süreyi alacaksın. Evet, daha iyisini yaptık. Şimdi son uçuşumu kaybetmiş olması lazım. Geliyorum diye izliyorum. Gördüğünüz gibi kaybettim. İnan şekilde bir orta bastığım zaman da süremi ve diğer yarışanları da görebiliriz. Diğer pilotları. İşte hangi model oluşmuşlar, ne yapmışlar, tüm detaylar burada mevcut. Başka özelliklere bakalım. Burada Nemesis modu var. Nemesis moduna giriyorum. Ya drone'umu seçiyorum. Ya aynı haritayı seçelim.
Burada mod seçme bir anda gitti. Bir de kaç lap oynayacaksın? O da gitti. Sadece RB var. Şimdi Nemesis'in olayı, yarışlar genelde hep 3 tur üzerinden oluyor. Nemesis de size bu 3 turluk yarış heyecanını yaşatıyor. Şimdi yarışı başlat dediğim zaman diğer pilotların datalarını getiriyor. Ve tekrar durdurayım. Şuradan liste olsun. Benim hiç 3 tur bitirdiğim bir yarış yok. Yani hiç 3 tur bitirmedim. Ondan dolayı bir sürem yok. Direkt burada 0 yazıyor. Bana buraya 251 kişi yarışmış burada. Bakın listenin sonuna gideyim. Şu anda ben en sonuncuyum. 251. ile beni yarıştırıyor. Ben süre yapacağım. Süre yaptığım zaman iki tane benden hızlı, iki tane benden yavaş pilotu oyuna ekliyor ve yarıştırıyor. Mantık bu. Mesela bir yarışalım. Başlatayım. Üstünün sonundaki sürem 25.986 oldu. Beni 16. yaptı. Şimdi burayı güncelleye bastığım zaman 17.yi verecek, 15 ve 14.yi verecek. 4 kişi bizi yarıştıracak şimdi. Evet. 2 tane benden aşağı. Benim sürem 25.986. Bakın. 17. ve 18.yi getirdi. Üstüne de 14 ve 15.yi getirdi. Benden hızlı iki kişi ve benden yavaş iki kişiyi getiriyor. Direkt yarış heyecanına katıyor. Şimdi de bu şekilde deniyorum. Evet, ne yaptık şimdi? 14. de geçelim. Bu iki kişiyi geçtiğim zaman semboller de değişti zaten. Geçtiğim zaman 13. oldum. Şimdi bana 11 ve 12'yi verecek. Altıma da 14 ve 15'i verecek. Güncellediyorum. Bakın aynı dediğim şekilde de ayarladı. Yarışı başladı. Bu şekilde devam ediyor. Tam bir rek gelene kadar. Demek ki sizi bu şekilde yarıştırıyor. Direkt yarış heyecanını alabiliyorsunuz. Bence çok güzel. Denemenizde mutlaka fayda var. Bu şekilde kendinizi yine geliştirebilirsiniz. Tabi bunların içerisine bir de şuradan Ghost Drone'unuzu açarsanız, Ghost uçuşunuzu 5 değil 6 kişi birden uçmuş oluyorsunuz. Hem kendinize karşı da yarışıyorsunuz, hem de diğer pilotlara karşı yarışıyorsunuz. Daha da heyecanlı oluyor. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Başka bir özelliği. Yarışlar olduğu zaman multiplayer'den girip yarışıyoruz. Cihazımızı seçiyoruz. Avrupa seçiliyor. Bizim için en hızlı server Avrupa. Diğerlerinde gecikmeler olabilir. Bakıyorum burada mesela 5 kişi yarışıyormuş. 2 kişi burada. Join'e bastığım zaman onun oyununa girebilirim. Ya da biri oyun gizli oyun kurabiliyor. Oyunu kuruyor. Gizliyi seçiyor. Buradaki listede çıkmıyor. Sana diyor ki Session 1'e gel diyor. Buraya Session 1 yazar. Ne diyelim? Özgür 1'e gel diyor. Özgür 1 diyoruz. Join'e basıyoruz. Oyuna giriyor. Başka bir çok bir teferruatı yok buranın. Başka anlatmadığım bir şey kaldı mı? Yani bunların haricinde başka anlatacağım bir şey yok. Benim yaptığım ayarlarla bir denersiniz. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız bana yorumlarda yazarsınız. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışayım.
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.